Meral, MHP grubundan bahsettiniz de oradaki durumu. Şimdi aslında Devlet Bahçeli açıkladığı sırada ayağa kalk bu alkışlamaları, hatta tezahüratları, Devlet Bahçeli'nin o tezahürat yapanları uyarıp oturttuğu anlara da şahit olduk. Orada öyle bir etki yarattı. AK Parti grup toplantısını da takip ettiniz. Peki Cumhurbaşkanı, herkes yoluna diyorlar. Madem öyle, evet, herkes yoluna açıklamasıyla birlikte AK Parti'de oradaki milletvekillerinde nasıl bir etki yarattı bu açıklama? Vallahi şöyle, yani aslında ben yerel seçimde bunun nasıl olacağına dair, nasıl MHP ile yapılabileceğine dair çok ciddi soru işaretleri vardı milletvekillerinin kafasında, parti yönetiminin kafasında. Çünkü dediğim gibi hani aday göstermeme şeklinde olmaz. Düşük profile de sıcak bakılmıyor. Peki nasıl olabilir diye kafa yoruyorlardı. Şimdi iki parti kendi listeleriyle girmesi aslında onları rahatlattı. Çünkü teknik anlamda bir zorluk vardı ve o teknik anlamda zorluk hem zaman kaybettiriyordu hem de aday seçimini konuşmayı biraz engelliyordu. Dolayısıyla bu bitince bir rahatlama gördük. Ama tabii şöyle bir şey de var. Hani yerel seçimde MHP ile ittifak yapmamanın hangi illerde ne sonuç vereceğine dair de bir tartışma da var. Yani mesela Ankara ne olacak? Nasıl bir adayla görüş gerilebilir bu işte? Çünkü Ankara'da bir MHP desteğine ihtiyaç var. Bunu ne yapabilirsiniz? Bunu yani MHP tabanına, milliyetçi tabanına da sıcak gelebilecek bir isimle pekala bu sağlanabilir. Yani bunu söylerken kafalarında hani B planı da var aslında. Dolayısıyla şimdi aday seçimi, hangi ilde nasıl aday gösterileceği daha önem kazandı. Evet. Bu arada Melik Yiğital, Cumhurbaşkanı'ndan grup toplantısı sonrasında her zaman çıkışta da bir gazetecilere açıklama yapar kısaca. Kısa bir açıklama var. Cumhur İttifakı noktasında bizim sıkıntımız yok diyor Cumhurbaşkanı. O zaman burada aslında biraz topu da MHP'ye mi atmış oluyor? Yani AK Parti'nin herhangi bir sıkıntısı yok. Eğer MHP, Devlet Bahçeli böyle bir açıklama yapmasaydı, o zaman Cumhur İttifakı'nı biz yerelde de görecektik. Bunu mu anlıyoruz Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından? Elbette yani çünkü AK Parti hakikaten hani bunun olabilmesinin formülünü arayışı içindeydi. Sadece iki kişi bu işle ilgileniyordu. Biri Numan Kurtulmuş, biri Sayın Mehmet Özaseki. Sadece işi bu formülü bulma üzerineydi. Dolayısıyla AK Parti baştan böyle kesip atma gibi tavrı zaten yoktu. Şimdi Sayın Bahçeli'nin bu tutumu, yani yerel seçimde ittifak olmayacak, herkes kendi yoluna demesiyle bundan sonraki sürece dair nasıl bir tutum sergileyeceği de önemli. Bunu sadece AK Parti'nin tek başına istemesi yetmiyor. Burada MHP'nin tavrı önemli. Yani MHP bundan sonra Cumhur İttifakı'nın devam etmesi noktasında nasıl bir tutum takınacak, bu önemli. Ama bana sorarsanız yani yerel seçimde ittifak yapmama tümüyle Cumhur İttifakı'nın bitmesi ya da dağılması anlamına gelmiyor. Yani dediğim gibi birçok meselelere de benzer düşünüyor iki parti ve dolayısıyla burada işbirlikleri sürecek diye tahmin ediyorum, ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği şey önemli. Biraz da MHP'nin tutum ve davranışıyla ilişkili olduğu için bizim açımızdan sorun yok derken, biraz da Sayın Bahçeli'nin tavrı bu süreci belirleyecek noktasına işaret ediyor. Ben de o kanaatteyim. Yani bugün her iki grubu da izlediğimde evet, yani Cumhur İttifakı taraflar bitirmek istemiyor. En azından iki tarafta da bunun sürmesine dair bir irade beyanı var. Ama başka bir teknik meseleye ya da bir görüş farklılığına takılır mı? O biraz Sayın Bahçeli'nin tavrı belirleyecek.